Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Ehli Temurca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 61 tane sınav sorusu çözüyoruz ve 61. sorunun cevabını yine sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Bugünkü çözeceğimiz sorular gerçekten önemli. Şöyle biraz hızlı gideceğiz ama hiç merak etmeyin. açıklamana gideceğiz. Önemli yerler var arkadaşlar. Yine onları da açıklayacağım. E, elinizden geldikçe çözebildiğiniz kadarını çözmeye çalışın ve yaptığımız açıklamaları da lütfen dikkatli dinleyin. Bu şekilde sınavdan soru kaçırmamış olursunuz. Ve ilk yoruma sabitlediğim sorularda lütfen zaman buldukça bol bol çözmeye çalışın diyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve hemen sorulara başlıyorum. İlk sorumuzu çözelim arkadaşlar. Sonra radyatör ile alakalı nasıl sorular gelir kısaca bahsedeceğiz. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Motorun soğuk çalışmasına, motorun hararet yapmasına, fren hidroliğinin azalmasına, bijon samınlarının gevşemesine. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Motorun hareket yapmasa neden olur? Şimdi oraya bir şeyler yazdım. Hocam ne yazdınız oraya demeyin arkadaşlar. Soğutma suyuna depoluk eder radyatör. Radyatöre konulacak su peteklerin üzerinde olmalıdır. Radyatör hortumlarında çatlak varsa değiştirilir arkadaşlar. Ve radyatör kapağında bir arıza varsa motor hareket yapacaktır. Bu söylediklerim sınav sorusudur. Geldik 2. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Şöyle görselimize dikkatli bakalım. Neydi bu? Şok, koma, tam tıkanma, omurga yaralanması. Doğru cevabımız Tabii ki B şıkkı koma olacaktır değil mi? Yarı yüzüstü yatış pozisyonu sadece bilince kapalı olanlara verilen bir pozisyondu. Koma tanımı sınav sonuç sorusudur. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyaralara karşı tepkin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybını biz kuma diyoruz. Orada şok da var. Onun da tanımı sınav sorusudur. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlemlerin azalması durumuna biz şok diyorduk arkadaşlar. Şok da dikkat etmemiz gereken beyin kanaması varsa bu, burun ve kulak kanaması varsa şok pozisyonu verilmiyordu. Buna dikkat edelim. Tam tıkanma neydi? Hani gemlik seyitin diyorduk ya gemlik seyitin bazımızda kalması, kici konuşamaz, nefes alamazdı, değil mi? Yani hemlik manevrası uygulanırdı, gemlik hemlik gemlik hemlik şeklini aklımızda tutardık. Omurga yaralanması şüphesi dahi varsa arkadaşlar, bizim küçük bir hatamıza kişi felç kalabilirdi, hareketsizliği sağlanırdı. Biraz hızlı gidiyorum çünkü 61 tane soru çözeceğiz. Şekildeki trafik işareti süreceğin neyi bildirir? Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini, 70 metreden sonra yolun daralacağını, 70 metreden sonra park alanı olduğunu, takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını. Doğru cevabımız değişik olacaktır. İki araç arasında 70 metre yazıyor. Yani takip mesafesinden bahsediyor. Yani takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını bize bildiriyordu. Geldik dörde. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? Aşırı hız yapılması, debriyajın kaçırması, ani duruş ve kalkış yapılması, düşük kalitede yakıt kullanılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu tarz sorularda araçtan kaynaklı mı yoksa sürücüden mi kaynaklı buna dikkat ediyorduk. Bakın debriyajın kaçırması araç ile alakalı değil mi? Ama diğer şıklar aşırı hız yapılması ben bir sürücüyüm istediğim gibi aşırı hız yapabilirim. Bakın bu benim ile alakalı yani kişi ile alakalı ani duruş ve kalkış yapabilirim. Giderim en düşük kalitede yakıtta kullanabilirim arkadaşlar. Bunlar kişi ile alakalı. Biz B şıkkını işaretledik debriyajın kaçırması. Geldik 5'e. Araçların durma ve duraklama halleri dışında genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne adı verilir? Park etme, işaretleme, trafik kazası, trafik denmen. 4 cevabımız. A şıkkı olacaktı. Bakın uzun süreli olarak bekletilmek üzere yani park etmeden bahsediyor. Biz 5 dakikadan fazla bekliyorsak bu park etmeye giriyordu arkadaşlar. Bir de sınavlarımızda durmayı sorar. Durma da şu şekildedir. Önümüzdeki araç durdu. Biz de durduk. Bu durmadır. Trafik görevlisi dur dedi. Durduk. Durmadır. Kırmızı ışık yandı. Durduk. Bakın bu da durmadır arkadaşlar. Geldik altıya. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? Alkol, kurşunsuz benzin, süper benzin, gaz yağı. Doğru cevabımız. B şıkkı kurşunsuz benzin olacaktır. Arkadaşlar egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak için kullanılırdı. Katalitik konvertör bulunan araçta kurşunsuz benzin kullanılıyordu. Geldik 7. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Doğru cevabımız C şıkkı motosiklet olacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle aşağı inelim. Bakın motosiklet hariç motorlu taşı trafiğine kapalı yol olduğunu bildiriyor. Eğer ki aracın üzerine bir ateş varsa bu sefer levha değişir. Şu anlama gelir. Belirli miktar daha fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez levhası olur. Bu iki levhada sınavlarda sık sık verilir arkadaşlar. Çünkü öğrenci karıştırabiliyor bu iki levhayı. Geldik Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kızgın biçimde korneye basmak, sürüş sırasında acelece davranmak, başkalarının hakkına saygılı olmak, dar yolda gelen araçlarla inatlaşmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın olumlu bir şey arıyoruz arkadaşlar. Başkalarının hakkına saygılı olmak. Olumlu bir şeydir değil mi? Bu tarz soruları çözerken bizden olumlu istediyse olumlu olanı bulmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlar 3 tane olumsuz bir tane olumlu varsa cevap olumlu olandı. 3 tane olumlu bir tane olumsuz varsa cevap da olumsuz olandı arkadaşlar. Bakın kızgın acelece inatlaşıyor. Yani olumsuzluk bildiriyor değil mi? Ama C şıkkı saygılı davranıyor. Yani bizden istenen budur. Geldik 9'a. Bu arada ses tonumdan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Daha hala iyileşemedim. 9. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir? Deri soğuk ve nemlidir. Nabız düzenli ve dolgundur. Solunum yüzeysel ve hızlıdır. Şıklar yalnız 1, yalnız 2, 1 ve 3, 2, 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacaktı arkadaşlar. Şimdi şokun belirtileri neydi? Bilinç seviyesi düşüktü. Deri soğuk ve nemliydi. Bakın nabız süratli ve zayıftı arkadaşlar. Düzenli ve dolgun demiş. Hayır süratli ve zayıftı. Kan basıncı düşüktü. Solunum yüzeysel ve hızlıydı. Şok pozisyonu kişi sırt üstü yatardı. Ayakları 30 santim yukarı kaldırırdı. Bazı sınav sorularında direkt ee, şok pozisyonu sorar arkadaşlar. Kaç santim ayakların yukarı kaldırıldığını sorar. Bazı sınav sorularında da şaşırtmacalı 45 santimler ama değil mi? dikkat edin 30 santim geldik ona aşağıdakilerde hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın artırılması kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Dış kanama kanın dışarıya doğru akmasına biz dış kanama diyoruz arkadaşlar. Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. Eğer durmaz ise ikinci bir bez koyup tabii ki basıncı artırıyoruz. Turnike uygulamaktan kaçınılması dediği için eledik. Kanayan yere en uzak basınç noktası dediği için eledik. Yani bizim bacakta bir kanamamız varsa gidip de köprücük kemiğine basınç uygulamıyoruz değil mi arkadaşlar? Bu da değil. Ve kanayan bölge kalp seviyesinin altına değil yukarıda tutulur. Geldik 11'e. Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? Hız azaltılır, işaret verilir, dar kavise dönülür, sağ şeride girilir. Aracın içerisindeyiz. Sağ tarafa dönmek istiyoruz. Şöyle hayal edelim arkadaşlar. A şıkkı 1 2 3 4, B şıkkı 1 4 2 3, C şıkkı 2 4 1 3, D şıkkı 4 2 1 3. Doğru cevabımız tabii ki C şıkkı olacaktır. Bakın aracın içerisinde Hadi arabamız da şöyle kırmızı olsun. Öncelikle işaretimizi vereceğiz değil mi? Sinyalimizi vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra sağ şeride gireceğiz. E dönüşlerde hızımızı azaltıyorduk. Hızımızı da azaltacağız ve sağ döndüğümüz için dar kavisle döneceğiz. Sola dönecek olsaydık geniş kavisle dönüyorduk. 12 Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar? Soğutma sistemi, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi, göstergeler sistemi. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır. Bakın çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar. Bu bizim anahtar kelimemizdi değil mi arkadaşlar? Hemen gördük. Soğutma sistemini işaretledik. Şimdi parçaları nelerdi? Söylüyorum sınav sorusuydu. Radyatör, vantilatör, devirdeğim su pompası, termostat, hararet gösterici, hararet ısın müşiri, fan motoru şeklindeydi. Bir de oraya antifriz yazdım. Yani şunu demek istiyorum. Antifriz kontrolü soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden de bu da sınav sorusuydu. Ateşleme sistemi bizim için önemli. Bir motordan beklediğimiz verimi alabilmemiz için yakıtın düzgün bir şekilde ateşlenmesini sağlardı arkadaşlar. Görevi neydi? Benzinli motorlarda yanma odasına sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımının buji ile ateşlenmesini sağlardı. Geldik 13'e. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? Kırık, çakık, incinme, burkulma. Doğru cevabımız B şıkkı çıkık olacaktır arkadaşlar. Anahtar kelimemiz çıkık da kalıcı kelimesiydi. Bazen verirdi bazen vermezdi. Ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi haliydi arkadaşlar. Yani eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıydı. Bir de orada kırık var. Herhangi bir nedene bağlı olarak kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulması veya kemiğin e, kemik dokusunun bütünlüğünün bozulması diye de sınavlarımızda gelebiliyordu. Kırık da bizim anahtar kelimemiz. Kimin anatomik bütünlüğünü gördük işaretledik veya kemik dokusu bütünlüğünü gördük işaretledik kırığı arkadaşlar. Burkulmada anahtar kelimemiz Anlık zorlanma zedelenmeydi. Oynar hareketli eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıydı. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeydi. Yani kırık çıkık burkulma ile alakalı e, bulmaca şeklinde de sınav sorusunu bekliyoruz arkadaşlar. Geldik 14'e. Aşağıdakilerde hangisi kartardaki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? Radyatör, distribütör, pompası, yağ pompası. Doğru cevabımız D şıkkıdır değil mi? Karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına yani yağ pompası olacaktır. 15'teyiz. Yakıttan elde etti ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? Dinamo, vites kutusu, motor, diferansiyel. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Isı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere biz motor diyoruz. Şimdi motor ile alakalı e, önemli şeyler söylüyorum motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa motor fazla ısınır arkadaşlar. Motorun aşırı ısınması bir şeyden neden olur. Motor yağ seviyesi tavsiye edilenden az veya çok olması motor parçaların zarar görmesi neden olur. Yani motor aşırı ısınacaktır. Şimdi oraya ventilatör kayışı yazdım. Yani şunu şundan bahsediyorum. Motor çalıştığı halde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi Ventilatörü kayışı gevşektir arkadaşlar. Peki ventilatörü kayışı koparsa ne olur? E tabii ki motor sıcaklığı aniden yükselir. Ve son olarak da silindilerin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur. Ha bu söylediklerim motor ile alakalı sınavlarda en çok sorulanlardı. Geldik 16'ya. Aşağıdakilerde hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır? Bu J karter distribütör enjektör. Doğru cevabımız. D şıkı, enjektör olacaktır. Görevi neydi? Silindir içerisindeki sıkıştırılmış havanın üzerine motorun püskürtmekte arkadaşlar. Böylece sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile yanma sağlanmış oluyordu. Geldik 17'ye. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız. D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Yani yaşamı korur, iyileşmeyi kolaylaştırır ve durumun kötüye gitmesini önler arkadaşlar. Amacı bu şekildedir ve ilaçsız uygulamalara biz ilk yardım diyoruz. Geldik 18'e. Koşulların uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir? Diğer şeride geçemez, önündeki araca geçebilir, takip mesafesini azaltabilir, sol şeritte sürekli seyredebilir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Öndeki araç geçilebilir. Eğer devamlı düz bir yol çizgisi olsaydı o zaman önümüzdeki aracı biz geçemiyorduk arkadaşlar. 19. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur? Isıtma bujesinin arızalı olması, hararet müşirin arızalı olması, enjeksiyon basıncının yüksek olması, besleme pompasının fazla yakıt göndermesi. Doğru cevabımız A şıkkıdır değil mi? Soğuk havalarda eğer geç çalışıyorsa dizel motor yani ısıtma bujisi arızalıdır arkadaşlar. 20. sorumuzdayız. Devam ediyoruz sorularımızı çözmeye. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? Asabi, öfkeli, stresli, hoşgörülü. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Yani hoşgörülü. Arkadaşlar trafikte asabi, öfkeli, stresli kişileri istemiyoruz değil mi? Hoşgörülü olalım. Geldik 21. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması kampanaların aşırı ısının, ısınmasına neden olur? Fren ayarının, motor ayarının, diferansiyel ayarının, vites kutusu ayarının. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır. Yani fren ayarı ayarsızsa kampanalar aşırı ısınacaktır. 22'deyiz. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? Ortasında, hizasında, altında, üzerinde. Doğru cevabımız D şıkkı üzerinde olmalıydı arkadaşlar. Biraz önce hatta yazmıştım ya hani bakın işte ee, tekrar söyleyelim radyatör soğutma suyuna depoluk ediyordu sınav sorusuydu. Radyatöre konulacak su peteklerin üzerinde olmalıydı sınav sorusuydu. Radyatör hortumlarına çatlak varsa değiştirilirdi sınav sorusuydu. Radyatör kapağı arızalıysa ne olurdu? Hani biraz önce çözmüştük. Motor hareket yapardı. Geldik 23'e. Aşağıdakilerden hangisi arajen kısa veya uzun faillerinden birinin yanmamasına sebep olabilir? Sigortanın atmış olması, fren hidroliğinin eksilmesi, yakıt göstergesinin arızalanması, akü kutup başlarının oksitlenmesi. Doğru cevabımız A şıkkı sigortanın 60 olması arkadaşlar. 24. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kilili türüne ne denir? Ses duyuru konuşma gürültü. Doğru cevabımız D şıkkı gürültüden bahsediyor. Bakın iş performansını azaltıyor değil mi? İnsanlar işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkiliyor. Yani çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ediyor arkadaşlar. Gürültüden bahsediyor. Sakinliğini yok ediyor. <laughs> Geldik 25'e. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Sol şeritte, dönümeşlerde, yaya ve okul geçitlerinde duraklara 30 metre mesafede. Doğru cevabımız Değişiklik durakları 30 metre mesafede yasak değildir ama sol şeritte duraklama yapılmaz ki sol şerit en hızlı şeritte de mi yapılmıyordu. Dönemeçlerde yapılmaz yay ve okul geçitlerinde yapılmaz arkadaşlar. Hazır, hazır e, sol şeride görmüşken sol şeritte de yolcu indirip bindirilmez arkadaşlar. Bununla alakalı bir sınav sorusu bekliyoruz. Yolcu indirip bindirmek için en sağ şerit kullanılır. Sol şerit kullanılmaz. 26. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? Diğer hızları da söyleyeceğim birazdan. 40, 50, 60, 70. Doğru cevabımız. C şıkkı 60 olacaktır. Bakın şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçlar. Şimdi C şıkkı 60 dedik. Diğerlerini de söyleyelim arkadaşlar. Tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı yerleşim yeri içerisinde 30'du. Yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü karayolunda 50'ydi. Bölünmüş yolda 60'tı. Otoyolda da 70 şeklindeydi. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalıydı. 27. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerde hangisi bu durumun sonuçlarındandır? Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması, yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması, kaza yapma riskinin azalması, sürüş yeteneğinin artması. 4 cevabımız A şıkkı olacaktır. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte. Doğrudur. Alkol alan bir kişi yani o şekilde araç kullanan bir kişi karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğini azaltmış olur arkadaşlar. Bakın diğerleri ne diyor? Yollarda tehdit unsuru oluşumun azalmaz diyor. Hayır artar. Kaza yapma riski artar. Sürüş yeteneği de artmaz. Azalır arkadaşlarım. 28. Öndeki araç geçerken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir? Geçilen aracın boyunun yarısı kadar, geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar, karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar, geri görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Geri görme aynasından bakıyoruz, geçilen araç görülünceye kadar. 29 Aşağıdakilerden hangisi şok durumundaki kazazede yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Yere oturur pozisyon verilmesi, fiziksel hareketinin artırılması, hava yolu açıklığının sağlanması, soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yani hava yolu açıklığının sağlanması. Şimdi arkadaşlar şoka girmiş kişinin vücut ısısı düşeceğinden kazan üstü örtülürdü. Vücut ısısı korunurdu arkadaşlarım. Vücut ısısının düşmesi ve tit titreme de trafik kazasında görülen en önemli şok belirtisiydi. Kazazede ile konuşularak bilincin açık olması sağlanırdı. Şok sonucu dolaşımdaki yetersizlikten dolayı doku ve organlara kan yani oksijen gitmezse ölüm gerçekleştiriliyordu. Yani fiziksel hareketleri artırıyoruz, öyle şeyler yapmıyoruz. Yere oturup pozisyonu değildi değil mi? Neydi? Sırt üstü yatar, ayaklar 30 cm yukarı kaldırılırdı ve ıslatılmış çarşaf falan da değil arkadaşlar. Geldik 30'a. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? Yolcuları soldan indirip bindirmek, kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, yol ve trafik müsait aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek, yolcuları sağdan indirip bindirmek. Doğru cevabımız değişik olacaktır. E biraz önceki yaptığım açıklamanın sorusunu şu anda da görüyoruz. Yani neymiş arkadaşlar? Yaptığımız açıklamaları lütfen dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışın. Çünkü emin olun boş konuşmuyoruz. Her yaptığımız açıklama birer sınav sorusu nitelinde. Yani yolcuları sağdan indirip bindiriyoruz. Sol şeritten değil arkadaşlar. Geldik 31. sorumuza. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü. Aşağıdakilerden hangisi yapmak zorundadır? duraklamak, araç içi ışıkları yakmak, uzağı gösteren ışıkları yakmak, sadece park veya sis ışıklarını yakmak. 4 cevabımız C şıkkı olacaktır. Soruda yeterince aydınlatılmamışı gördük. Yani işte bu bizim anahtar kelimemiz değil mi? Yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapıyoruz. Yani uzağı gösteren ışıkları yakmak zorundayız arkadaşlar. Geldik 32. sorumuza. Biraz uzun ama hadi dikkatli okuyalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır diyor. Görev halindeyken geçiş üstünü hakkına sahiptir görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla Kriyoları Trafik Kanunu ve bu yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Arkadaşlar hangisinden bahsediyor? Kamu hizmeti taşıtı, okul taşıtı, itfaiye çekici. Doğru cevabımız C şıkkı itfaiyeden bahsediyor. Daha doğrusu arkadaşlar geçiş üstüne sahip olan araçlardan bahsediyor. Yani görev hal itfaiye şöyle örnek verelim. Görev halindeyken Geçiş üstüne hakkına sahiptir, değil mi? Evet. Görev hali dışında, bakın dışında ise geçiş üstüne işaretini hakkını kullanması yasaktır arkadaşlar. Yani itfaiye görev hali dışında ise kırmızı ışıkta durmak zorundadır. Görev halinde ise kırmızı ışıkta durmak zorunda değildir. hizmetin yerine getirilmesi için de trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına da bağlı değildir arkadaşlar. Geldik 33'e aşağıdakilerde hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? Yakıt tüketiminin artması, yakıt tüketiminin düşmesi, motorun sarsıntılı çalışması, motorda yağlamanın olmaması. Doğru cevabımız A şaka olacaktır yakıt tüketiminin artması arkadaşlar şimdi yakıt sisteminde rolanti ayarı yapılıyordu değil mi Rolanti ayarı yüksek olan araç fazla yakıt yakardı doğru bir rolanti ayarı için motor normal çalışma sıcaklığında olmalıydı. Şimdi bir de rolant ayarı vardı. Motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan da arkadaşlar rolant ayarı aracın çalışabileceği minimum devir sayısını biz diyorduk. Yakıt sisteminde de yapılan ayarlardan bakın yakıt sisteminde yapılan ayarlardan da bir kez daha söyledim. Geldim 34'e. ilk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde. Kazazadelerden birinin öksürmeli ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? Böbrek, akciğer, bağırsak, karaciğer. Doğru cevabımız B şıkkı dedim mi? Bakın öksürmeli ağızdan köpüklü kan geliyor. Yani biz akciğerde bir yaralanma olduğunu düşünürüz arkadaşlar. 35'teyiz. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler? Karbüratör, hava filtresi, emme subabı, emme manifoldu. Doğru cevabımız B şıkkı hava filtresi olacaktır. Bakın hava içerisinde diyor değil mi? Hava içerisine toz ve kum zerrelerini hangisi temizler? Hava filtresi temizler. Karbüratör neydi? 3 tane yanmalı motorlarda motorun silindirlerinde yanacak benzin hava karışımını sağlayan aygıttı arkadaşlar. 36'dayız. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kontrolsüz kavşağı demiryola geçidini, anayol tahliyol kavşağını, döner kavşak yaklaşımını. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Üçgen içerisine çarpı varsa kontrolsüz kavşak diyorduk. 37. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Orta şerit, hızlanma şeridi, tırmanma şeridi, yavaşlama şeridi birazdan ekran görüntüsü alacağız. Doğru cevabımız B şıkkı hızlanma şeridi. Bakın otoyola giriş yapıyoruz. Hızlanma şeridini kullanmak zorundayız. Ama şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bakın katılma şeridi. Şu şekilde söyleyelim. 4 nolu aray sürücüsü bakın ne yapıyor aslında? E, otoyola girmeye çalışıyor değil mi? Yani otoyola girerken kullanılan şeride biz katılma şeridi veya hızlanma şeridi diyoruz. Kırmızı araç otoyoldan ayrılıyor arkadaşlar. Bakın ayrılıyor ayrılma yani yavaşlama şerididir. Otoyoldan çıkarken kullanılır. Bu şekilde gelebilir. Biraz önceki çözdüğümüz soru şekline gelebilir veya görsel olarak da gelebilir. Bir nolu aracı sorar, dört nolu aracı sorar olur mu? Burası bizim için önemli sınav sorusu. Geldik 38'e yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Kalkışa hazırlanmalıdır. Yavaşlayıp durmalıdır. Öndeki aracın sürücüsüne ikaz etmelidir. Durup yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. Doğru cevabımız 5'lik olacaktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapacak? E, yavaşlayıp duracak arkadaşlar. Kırmızı yanacak çünkü. Geldik 39'a. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır? Birazdan ekran görüntüsü alacağız. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır. Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur. Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır. Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir. 4 cevabımız Beş yıkı olacaktır. Dokunun tanımı, vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğuna biz doku diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burası da sınav sorusu. Sıralaması da gelir sınavlarımızda. Yani küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye gelir. Hücre, doku, organ, sistem şeklinde aklımızda tutarız. Küçükten büyüğe sorar ama büyükten küçüğe sormaz arkadaşlar. Rahat olun. Geldik kırka beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır dolaşım sisteminin sinirim sisteminin hareket sisteminin sinir sisteminin 4 cevabımız D şıkkı olacaktır. Sinir sistemin arkadaşlar dolaşım sisteminin merkezi kalpte. Sinir sisteminin merkezi mide. Hareket sistemin ise kemik, kas ve eklemlerden oluşuyordu arkadaşlar. Kırık ve ezilmeler de hareket sistemini ilgilendirdi. Bakın kırık ve ezilmeler hareket sistemini ilgilendirirdi. Geldik 41. sorumuza. Tabi yardım haberleşmesine iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? Ayrıntılı, detaylı ve uzun, yazılı, sözlü ve hareketli, kısa, öz ve anlaşılır, şifreli ve gizli. Doğru cevabımız. C şakı tabii ki kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde olmalıdır. 42'deyiz arkadaşlar devam ediyoruz sorularımıza. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? Kış lastiği, yaz lastiği, polen fitresi, cam suyu antifrizi. Doğru cevabımız A şıkkı kış lastiği değil mi arkadaşlar? 1 Aralık 1 Nisan bu tarihi unutmuyoruz. 43'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi kazazede de solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir. Bilincin kısa süreli kapanması, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, yüzde solgunluk ve baş dönmesi, göz kafesi hareketlerinin olmaması. Doğru cevabımız. Değişik olacaktır. Bakın solunumun olmadığı yani kişi nefes almıyor arkadaşlar. E, nefes almazsa göz kafesi hareket etmez değil mi? Yani denizli şıkkı. 44'de 44'e. Şekildeki trafik işaretin anlamı nedir? Hamzemin geçit. Kontrolü demir yola geçidi. Kontrolsüz demir yola geçidi. Tramvay hattı ile oluşan kavşak. Doğru cevabımız. D şakı zaten görselden anlıyoruz. Tramvay hattı ile oluşan kavşak. 45'teyiz. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği hızlandırma işareti. Doğru cevabımız C şıkkı bölünmüş yol başlangıcı olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Şimdi burayı gördük. Bir de burayı görelim arkadaşlar. Bakın, iki devamlı yol çizgisi bize neyi bildirirdi? Her iki yönden araçlar da çizginin diğer tarafına geçemez anlamındaydı. Şu anki gördüğünüz ayrılmaydı arkadaşlar. Diğeri katılma Diğeri de biraz önce çözmüştük zaten. Bölünmüş yol başlangıcını bize bildiriyordu. Geldik 46'ya. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır. Yolu kontrol etmesi, aracının hızını azaltması, yayaları ikaz ederek geçmesi, geçiş hakkını yayalara vermesi. Doğru cevabımız C şıkkı yanlıştır değil mi arkadaşlar? Yayaları ikaz ederek biz geçmiyoruz. Bakın tabii ki yolu kontrol ediyoruz. Aracımızın hızını azaltıyoruz ve geçiş hakkına yayaları veriyoruz. Soru ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Görsel olsun olmasın yayalar her zaman öncelikliydi. Bunu sakın unutmayın. Geldik 47'ye. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip mesafesi, geçiş mesafesi, görüş mesafesi, intikal mesafesi. Doğru cevabımız aşağı takip mesafesi diyoruz. Diğeriniz aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Azami hız sınırlaması anlamındadır arkadaşlar. C şıkkı yukarıdan aşağıya levha ikiye bölündürse sonu kelimesini ekliyorduk. Yani e, azami hız sınırlaması sonudur arkadaşlar C şıkkı. Peki B şıkkı nedir? Yükle ağırlığı 7 tonu geçen araçlar giremez anlamında. D şıkkı ise takip mesafesi 70 metreden az olamaz anlamında. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? Ventilatör kayışı gevşektir, ventilatör kayışı kopmuştur. Hararet müşürü arızalıdır, su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı hararet müşürü arızalıdır. 50'deyiz. Son 10 tane sorumuz kaldı. Son sorun cevabı da sizde. Şekildeki karayolu bölümünde yol çizgileri sürücülere neyi bildirir? Kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini, devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki araca geçebileceklerini, kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki araca geçebileceklerini, devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını. Doğru cevabımız C olacaktır. Kesikli çizgi tarafındaysa araç tabii ki öndeki aracı geçebilir. Devamlı çizgi tarafındaysa öndeki aracı geçemiyordu. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. Korne çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın akaryakıt istasyondan çıkıyor değil mi? Yani herhangi bir mülkten çıkarken diğer araç sürücülerine yol vermek zorundayız. Geldik. 52. Soniye solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken hangisidir? Ağız eşinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması, solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması, soniye solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi, hastanın ayaklarının yükseltilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Suni solunumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ağız içini temizleyeceğiz ve hava yolu açıklarını sağlayacağız. Yumruk vesaire atmıyoruz. 5 dakikada beklemiyoruz. Ayaklarını da yükseltmiyoruz. Öyle şeyler yapılmıyor zaten. Geldik 53'e. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir? Suda boğulma. Birinci derece yanıklar. Zehirli gazların solunması. Solunum yolunun tıkanması. Doğru cevabımız B şıkkı yani solunum durması ne? Bakın birinci derece yanıklar küçük yanıklardır. Kendi kendine iyileşebilir değil mi? Solunumu durdurmaz ama suda boğulursak, zehirli gazları solursak, e, soluk bulumuza e, ne diyorduk? Gemlik zeytin diyorduk değil mi? O, ne olur o zaman tıkanır nefes alamayız arkadaşlar. Solunum durmuş olur ama yanıklarda böyle bir şey olmaz. Hele ki birinci derece yanıkta. Geldik hele dörde. Kalbin yeniden çalışması için yapılan ne adı verilir. Kalp krizi, kalp masajı, kalp spazmı, göğüs ağrısı. Doğru cevabımız. B şakıları kalbin yeniden çalışması için yapılan girişme biz kalp masajı diyoruz arkadaşlar. 55'teyiz. Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışına kalan ve bir yönlü trafiği ayrılmış olan karayolu kısmına ne adı verilir? Bir önceki soru çözümünde aslında ben bunları tek tek anlatmıştım ama bakalım kimler dikkatle dinlemiş. Banket, ana yol, geçiş yolu, bağlantı yolu. Doğru cevabımız tabii ki D şakı bağlantı yolu olacaktır. 56'dayız. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir? Uygun yerin seçilmesi, yolda en az yer işgal edilmesi, boş olan şeritten yararlanılması, varsa banketten yararlanılması. Doğru cevabımız C şıkkı yani boş olan şeritte duraklama yapmıyoruz arkadaşlar. Bu değildir. Tabii ki uygun yer seçilir. E, yolda en az yer işgal etmeye çalışırız değil mi? Varsa bakiyeten de yararlanabiliriz duraklamada. 57. Aşağıdakilerde hangisi ana yolu talih yolu kavşağını bildiren levhalardan değildir. Dikkat bakalım. Doğru cevabımız Tabii ki D şıkkıdır. ABC e, B, C, şıkları nedir arkadaşlar? Ana yol, tali yol olduğunu bildiriyor. D şıkı oklar kendi ekseni etrafına dönüyor. Yani döner kavşak olduğunu bize bildiriyor. 58'deyiz. Yukarıdaki malzeme yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? Soruyu bir an okuyamadım. Birincisi çekme halatı, panset ornevida, kriko, bijon anahtarı, bir çift patinaj, zinciri sorunu olanı soruyor. A şıkkı 1, 2, B şıkkı 1, 2, 3, C şıkkı 2, 3, 4, D şıkkı 1, 2, 3, 4. Doğru cevabımız D şıkkı 1, 2, 3, 4. Yani yukarıdakilerin hepsi otomobillerde bulundurulması zorunludur. Geldik 59. sorumuza. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? Hız sınırına uyma, yaya yol verme, trafik levhalarını okuma, sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. Doğru cevabımız. Değişik olacaktır. Yani trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir kişi tabii ki sürekli şerit değiştirerek araç kullanır değil mi arkadaşlar? Geldik 60'a. Velenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir? Termostatın arızalanması, devirdeğin pompasının arızalanması, radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Termostat arızalanırsa, devrede pompası arızalanırsa, radyatör üzerinde bulunan fan müşürü arızalanırsa motor hareket yapacaktır. Şimdi geldik 61. sorumuza. Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Benzer bir sorumuzda bir önceki soru çözümüne çözmüştük. Bir kamyonet İmsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? Otobüse, otomobile, iş makinesine, lastik tekerlekli traktöre. Sorumuzun cevabını yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni sorular yayınlamaya devam edeceğiz. Bildirimleri lütfen açık tutun ve ilk yoruma sabitlediğimiz soruları da bol bol çözmeye çalışın. Seviliyorsunuz Allah'a emanet olun.